Merhaba, ben Edip. Bu Sünni ve Şii din tüccarları, din adamları, Katolik, Protestan, Hindu, Allah'a bir sürü iftirada bulunurlar. Bir sürü, her birisi iftiralar. Sünnilerin farklı mezhepleri farklı iftiralarda bulunur. Şiilerin farklı mezhepleri, Katolikler falan. Hepsi Allah'a iftira etme yarışındalar. İftira konusunda sınır tanımayan adamlardan birisi de bu. Bu sarıklı cübbeli Ebu Cehil diyebileceğimiz adam yani. Ebu Cehil bundan çok daha şeydi. Yani tutarlıydı büyük ihtimalle yani. Yani inanılmaz bir şey. Bu adam Allah'a, peygambere o kadar iftiralarda bulunuyor ama yani iftiranın şeyi yok. Keçiye de iftirada bulunuyor. Adam şimdi de tuvalet taşına bile iftirada bulunuyor. Bak korkunç bir şey ya. Neler neler var. Klatu'ya öylesine takılmış ki zinadan bile fazla yani kılın şeyi. Kılı kesmek. İçerken, sarhoşken günah günü, zina yapan zina yapana kadar, zina bitene kadar. Yani günahtadır, zina bitti, günah bitti değil mi? Fakat bu sakal tıraş öyle bir şeydir ki, o tıraş suratında durdukça günahı devam ediyor. Allah! Ne acayip bir şey. Çünkü biraz uzuyor, bir hafta geçmeden bir sinek kaydı daha. Günah yine ne oluyor? Türkiye'de sabahın içi oluyor. Hocam ben diyeyim en iyisi ben bunu okumayayım. Çok sinirim bozulacak. Benim durumum hepten sakata gidecek. Yahu kardeşim sen doğruyu öğren de yapamıyorsan da belki memur olan var. İşten atılma tehlikesi olan var. Onların durumu yine günahları veballeri kime gider? Onlara bırakmasına engel olanlara gider. Kendileri hadi kurtarır diyelim. Hadi onları biraz kurtarma tarafında olalım. Ama keyfine bunu yapmanın da bir üzümü yoktur. Ve burada öyle acayip işler var. Zekeriya Kandehlevi Hazretleri diyor bu. Oo Kandehlevi Hazretleri. İşte bir tane ilah yapmışlar. Bir tane değil. Binlerce ilahları var bunların. Hepsi Allah'a ortak. Aa, Hazret deyince tamam. Ama Allah'ın diniydi bu güya. Ama Kandehlevi adına birisi uyduruyor. Kimse. İsmi abartılıyor. O Hazret denince arkasında akan sular duruyor. Dinliyoruz. Kandehlevi anında bir şeytan. Berberlerin sakal kesmeleri haramdır. Haramdır. Allah belanızı versin. Kur'an demiyor mu? Şu helaldir, haramdır diye Allah adına şeyler vaaz etmeyin. Şeriat vaaz etmeyin diye. Çok açık. Ayet diyor ama bu Kur'an umurunda mı değil? Hadis de bulamıyor. Ondan sonra Kandehlevi adında bir sahtekar. Hadisler de uydurma biliyoruz. Ne gibi? İçki içene şey taşısa nasıl şarabı? Aynı. Sakal tıraşı haram. Ona yardım eden de harama giriyor. Harama giriyor. İçki bir mesele bu. Siz inşallah... Bir de fıtrat derler, utanmaz herifler. Fıtratı değiştiriyorsun falan. Bir de bu tartışmayı. E peki koltuk altlarını niye şey diyorsun? Koltuk altları Allah yanlış mı yaptı? Oradaki kılları kesiyorsun. Aslında oradaki kıllar da yararlı. Aslında daha da yararlı. Çünkü orada sürtünmeyi şey diyor. Yani orada koltuk derinin birbirine sürtünmesini engelliyor. Bıyıklarını kesiyorsun. Niye şey diyorsun? Ya tutarlılık arıyorum bunlarda. Komedi ya. Ölmeden şu sakalsızlarınız var ya burada ne kadar sakalsızınız varsa ben size bir dua edeyim. Allah sizi... Kur'an'da bir tek ayet yok sakal bırakın diye. Bir yerde sakal geçiyor. O da Musa Harun'un sakalını tutuyor sallıyor. Başının sakalını tutuyor. Ulan sen ne yaptın diyor. Sen köleler yine köleleşti. Yine Firavun'un işte... Kutsalığı ineğe tapmaya başladılar. Sen nasıl yaptın diye ondan hesap soruyor. Hani onun gıyabında, Musa'nın gıyabında Samiri tekrar onları yoldan çıkarıyor. İşte o. Sakal bir orada geçiyor. Ebu Leheb'in, Ebu Cehil'in hepsinin sakalları vardı. Zalim herif. Firavunların bile sakalı vardı. Git eski heykellere bak. Sakal, bir sürü sakal. Nemrutların sakalı vardı. Sakalsız mezara sokmasın. Sakalsız. Şeye bak. Duaya bak. Şeytan kıl tüyüyle kandırıyor. İnanılmaz bir şey. Değil mi? Hikmet Efendi bir şey anlatırdı biliyor musun?
Ha şimdi Hikmet Efendi. Onun yoluyla Allah'a iftira edecek. Tuvalet taşını yiyecek. Hikmet kıbesidir ha. Ha. Sami Efendi'nin halifesidir. Efendi Hazretleri selam. Oo, hazretler, mazretler, efendi falan filan. Bütün putları sayıyor. Zaten öyle deyince bunlar hipnoza giriyor. Düşünme diye bir zerre kadar kritik etmediği bir olay yok. Allah'ı saydıkları yok. Zerre kadar Allah'a saygı yok. Peygamber'e saygı yok. Allah adına, peygamber adına yalan uydurmak, iftira uydurmak bunlar da sevap. Allah belanızı versin sizin. Eskiden Seyit geldiği zaman. O öyle bir şey anlattı. Kitapta gördüm dedi. Kale taşı, mezar şey, tuvalet taşı. Allah şikayet arzu hal ver. Yani bu Hikmet'i benden anlatıyorum naklen. He, kendisini göğe temize çıkarıyor. Utanmaz herif. Böyle bir iftirayı niye anlatıyorsun? Zalim herif. Hem de eleştirmeden. Üstelik de destekleyici olarak şey diyorsun. Utanmaz herif. Aklınca kendini kurtaracak. İşte ben anlatmadım da, ben görmedim de, ben işitmedim de. Pislik ya. Dedi ki tuvalet taşı ya Rabbi ne suçum? Ayet uyduruyor bak. Ayet uyduruyor. Allah'ın ağzına laflar sokuyor. Beni tuvalet taşı yaptı. Mevla buydu ki sus dedi. 60 yaşını getirip de sakalsız ölene mezar taşı yaparsam daha mı iyi olur? Utanmaz herif. Allah belanızı versin seni. 60 yaşını geçip de sakalsız ölene mezar taşı yaparsam daha mı iyi olur deyince tuvalet taşı tamam. İşte bu adam sidik içen adamdı. Şeyhinin sidiğini, kanını sevap diye içen adam. Çünkü peygamberin yani varisleri ya, evliyalar, o evliya. E peygamberin sidiğini, kanını içtiler, buna göre kendisi gibi müritler. E o zaman kendisi de içmiş. Utanmaz herif. Daha beter olurum diye. Deve sidiği iç. Neler anlattı bu meselede? Oo, bu arada hadise göre sırtlan yemek helaldir, sırtlan. Sırtlan eti, bütün etlerin arasında sırtlan, helal. Hadisi bulmuş, size ödev, ev ödevi. Biliyorsunuz, kabirden kaç kişi öyle göründü etti. Bizim hiç suratımıza bakmıyorlar burada, sünnete uymadık diye. Onun için bu kitap size güzel faydalı olacağına inanıyorum. Allah, benim cemaatlerim Allah'ın için seviyorum. Kitap satmak. Allah hepsine sakal nasip edecek inşallah. Sakal nasip. Yani ne olursa olsun ölmeden bir sakal, sünnet üzere. Hani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Fuzat hakkında ne dersin? Şöyle. Allah belasını versin bunun. İşte bela okuyorum ben. Çünkü Müslümanların başına en büyük bela budur. Belaya bela okuyorum. Var mı itirazınız? Müslümanların içinde bulunduğu, Müslümanız diyen işte Sünnilerin, Şiilerin içinde bulunduğu rezaletin, felaketin, zulmün temelinde bu gibi sahtekarlar var. Kur'an'a ihanet etmişler. Allah'a, gece gündüz Allah'a ve peygambere iftira edip duruyorlar. İlk gördüğümüz mezara iner inmez o sünnet cevap verecek inşallah. Yani bize cevap fırsatı kalmadan sünnet konuşur inşallah. Bunu yaparsınız siz. Ama mühim olan okumanız. Ebu Kandehlevi Hazretleri de çok marka bir alimdir. Dünya çapında Hindistan. 2009'da konuşmuş bunu. Onun da kitabının tercümesi. O zaman 2 Aralık 2009. Böyle konuşuyor, şöyle konuşuyor. Bak Kandehlevi Hazretleri de bunları yazmış. Kandehlevi senin gibi cübbeli bir cahildi zamanında. Utanmaz herif. Senden sonra işte cübbeli hazretleri diyecekler bu salaklar. Mesele bu. Rabbani, Mabbani dediğiniz o sahtekarlar, o cahiller. Allah sizden kurtarsın bizleri. Neyse. Müstehaksınız. Eğer bu gibi sizi aptallaştıran, sizi kıl tüyümüyle İslam'la zerre kadar alakası olmayan, hiçbir peygamberin görevi olmamıştır. Kur'an'da 27 kadar peygamber geçer. Onların mesajı hiçbir tanesi bile kıl bırakınız uzatınız falan diye bir şey, mesaj yok. Ama bak, dakikalarca, saatlerce konuşur ve hem de en önemli konu yapar. Zina, mina, onlar geçici. Ama bu kalıcı, bu günahtır, çok büyük günah. Tuvalet taşı, muvalet taşı Allah'a da iftira ediyor, Allah'la konuşturuyor. Allah'ı konuşturuyor tuvalet taşıyla. Allah adına bir ayet uyduruyor, bu ayet uydurmadır. Ve tabii ki birçok ayeti de inkar ediyor. Selam ve sevgilerimle. Siz sünni de olsanız size karşı herhangi aslında şey mi yok yani, size
yani buna kızdığım kadar size kızamıyorum ama aklınızı kullanmanız lazım, düşünmeniz lazım. Eğer tabii ki aklınızı kullanmasanız Kur'an'a olan inancınız da uyduruk bir inanç olacaktır. Uyduruk inanç olduğu için bu gibi uydurma adamların uydurmalarını din yapacaksınız. Onun için Kur'an'ı da sorgulayın. Niye Allah kelam olduğuna inanıyorsun? Niye bunu sorgula? İşte edebi mucizedir. Ulan sen edebiyattan ne anlarsın? Arapçadan bile anlamıyorsun. Yani Ebu Leheb, Ebu Cehil kadar Arapça mı biliyorsun? Ve o günkü Müslümanlar kadar Arapça mı biliyorsun? Değil. Edebiyat diyorsun. Edebiyatı ne kadar biliyorsun? Standardı ne? Nasıl ispat edersin mucize? O halde sor. Kur'an korunmuştur. Ooo aşağı Kur'an korunmuştur. Bir de korunmuşsa korunmamış o kadar uyduruk hadise niye muhtaç? Uyduruk hadisleri seçip böyle boca ediyorsunuz Kur'an'a. Kur'an korunmuş ne kıymeti var korunmamışsa. Yani ha korunmuş ha korunmamış ne anlamı kalıyor ki? Ayrıca korunmuş olduğunu da ispat etmiyorsunuz sadece. İman ediyorsunuz. Atalarınıza iman ediyorsunuz. Yani atalarınızın dinini izliyorsunuz. Aynı geçmiş müşrikler gibi. Sorgulayın. Düşünün inşallah. Neyse. Görüşmek üzere.